Habertürk Televizyonu Uzay Kesmen. Efendim, şu anda deprem bölgesinde halen daha yeni binaların inşaatı ve altyapı çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra da az önce siz de bahsettiniz. Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye pek çok farklı yardım yapıldı. Bu yapacağınız Körfez turunda yeni yardım ve yatırımların da gündeme gelmesi bekleniyor mu deprem bölgesi özelinde? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu ziyaretlerimizde özellikle gerek konteyner noktasında başta Katar olmak üzere çok ciddi bize konteyner desteği verdiler. Ve bu konteynerleri de bizler deprem bölgelerine taksim ettik, buralara yerleştirdik. Ve şimdi de son olarak bir hafta öncesine göre bizde 80 bin çadır vardı ve şimdi de bu 80 bin çadırı tamamen kaldırıp onların yerlerine de konteyner yerleştirme çalışmalarını inşallah başlatıyoruz. Ve bu konuyla ilgili gerek yerli gerek ithal, burada Kızılay'ımızı da devreye sokmak suretiyle inşallah tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Tabii kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor. Köy konutlarının inşası bir taraftan devam ediyor. Ama biz öyle de olsa, böyle de olsa, hiç olmasa diyoruz, konteynerle çadırları değiştirelim. Artık çadır bu bölgelerde kalmasın. TRT Haber, Nurgül Dönmez. Efendim, ziyaretinizden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de söz konusu ülkelere ziyaretleri oldu. Özellikle ekonomik işbirliği konularını ele aldılar. Siz de konuşmanızda belirttiniz, özellikle yatırımlar ele alınacak bu ziyaretlerinizde. Çeşitli anlaşmalar da bekliyor muyuz bu kapsamda? Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi bu konuyla ilgili olarak zaten bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir, yatırımlar boyutu var. Bir diğeri de finans boyutu var. Ve her ikisinden de tabii umudumuz çok çok var. Ve oralarda yatırım söz konusu. Aynı zamanda ülkemizde yatırımlar söz konusu. Bu konuda gerek Cevdet Bey'in, gerek Mehmet Bey'in birlikte yapmış olduğu ziyaretlerde bunun sinyallerini aldık ve inşallah bu yaptığımız ziyaret bu sinyallerin devamı olacaktır. Bildiğiniz gibi şu anda Mehmet Bey Hindistan'da Maliye Hazine Bakanları toplantısına Merkez Bankası Başkanı ile beraber katıldılar ve oradan Suud'daki katılıma veyahut da Katar'a kendisi de yetişecek. Orada beraber devam edeceğiz. Ve bu konularla ilgili olarak tabii şu anda savunma sanayinde, bunun yanında altyapı, üst yapı yatırımlarında bu üç ülkeye Türkiye'nin ciddi bir inşallah yatırım imkanı olacak. Ve bu ziyaretlerimizde bunu görüyorum. Ama bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Ve 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz. Serdar Er, CNN Türk. Sayın Cumhurbaşkanım, Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti ve bugün de sona erdi, eriyor. Öte yandan bir açıklama geldi Kremlin'den, Rusya tarafından ve şimdilik durdurulduğunu açıkladılar Rusya kanadı. Siz daha önce yaptığınız açıklamalarda tarafların hemfikir olduğunu ve anlaşmanın uzayabileceğini belirtmiştiniz ve
Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşeceğinizi ifade etmiştiniz Ağustos ayında. Peki Ağustos ayına kadar süreç nasıl işleyecek? Önümüzdeki süreçte tahıl koridoru anlaşmasını ne gibi gelişmeler bekliyor? Sizden bunu rica edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da tahıl koridoruyla ilgili çalışmaları yürüten bir heyet var. Bunlar şu an itibariyle Milli Savunma Üniversitemizde bu çalışmayı birlikte yürütüyorlar. Fakat biz bugün gerek Dışişleri Bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak ve bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki bu arada bizler Ağustos'u beklemeden Sayın Putin'le de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız. A Haber'den Mehmet Karataş. Sayın Cumhurbaşkanım, Suriye uzun yıllar sonra yeniden Arap Birliği'ne geri döndü ve bir taraftan da son olarak Irak ve Suriye arasında da üst düzey ilişkiler sağlandı, temaslar gerçekleşti. Şimdi merak edilen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dörtlü zirveleri tekrar devam edecek mi? Ve bir taraftan da Suriye ile normalleşme sürecine dair beklentiniz nedir? Takvim nasıl işleyecek? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabii Suriye'de Esad maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yani sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Devamlı oradan tehdit altında olan bir Türkiye var. Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok. Bunların hepsini aşarız. Ve altyapı çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra da az önce siz de bahsettiniz. Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye pek çok farklı yardım yapıldı. Bu yapacağınız Körfez turunda yeni yardım ve yatırımların da gündeme gelmesi bekleniyor mu deprem bölgesi özelinde? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu ziyaretlerimizde özellikle gerek konteyner noktasında başta Katar olmak üzere çok ciddi bize konteyner desteği verdiler. Ve bu konteynerleri da bizler deprem bölgelerine taksim ettik. Buralara yerleştirdik. Ve şimdi de son olarak bir hafta öncesine göre bizde 80 bin çadır vardı. Ve şimdi de bu 80 bin çadırı tamamen kaldırıp onların yerlerine de konteyner yerleştirme çalışmalarını inşallah başlatıyoruz. Ve bu konuyla ilgili gerek yerli gerek ithal burada Kızılay'ımızı da devreye sokmak suretiyle inşallah tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Tabii kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor. Köy konutlarının inşası bir taraftan devam ediyor. Ama biz öyle de olsa, böyle de olsa, hiç olmasa diyoruz. Konteynerle çadırları değiştirelim. Artık çadır bu bölgelerde kalmasın.
TRT Haber Nurgül Dönmez. Efendim, ziyaretinizden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de söz konusu ülkelere ziyaretleri oldu. Özellikle ekonomik işbirliği konularını ele aldılar. Siz de konuşmanızda belirttiniz, özellikle yatırımlar ele alınacak bu ziyaretlerinizde. Çeşitli anlaşmalar da bekliyor muyuz bu kapsamda? Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi bu konuyla ilgili olarak zaten bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir, yatırımlar boyutu var. Bir diğeri de finans boyutu var. Ve her ikisinden de tabii umudumuz çok çok var. Ve oralarda yatırım söz konusu. Aynı zamanda ülkemizde yatırımlar söz konusu. Bu konuda gerek Cevdet Bey'in, gerek Mehmet Bey'in birlikte yapmış olduğu ziyaretlerde bunun sinyallerini aldık. Ve inşallah bu yaptığımız ziyaret bu sinyallerin devamı olacaktır. Bildiğiniz gibi şu anda Mehmet Bey Hindistan'da Maliye Hazine Bakanları toplantısına Merkez Bankası Başkanı ile beraber katıldılar. Ve oradan Suud'daki katılıma veyahut da Katar'a kendisi de yetişecek. Orada beraber devam edeceğiz. Ve bu konularla ilgili olarak tabii şu anda savunma sanayinde, bunun yanında altyapı, üst yapı yatırımlarında bu üç ülkeye Türkiye'nin ciddi bir inşallah yatırım imkanı olacak. Ve bu ziyaretlerimizde bunu görüyorum. Ama bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Ve 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz. Serdar Er, CNN Türk, Sayın Cumhurbaşkanım. Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti ve bugün de sona erdi, eriyor. Öte yandan bir açıklama geldi Kremlin'den, Rusya tarafından ve şimdilik durdurulduğunu açıkladılar Rusya kanadı. Siz daha önce yaptığınız açıklamalarda tarafların hemfikir olduğunu ve anlaşmanın uzayabileceğini belirtmiştiniz ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşeceğinizi ifade etmiştiniz Ağustos ayında. Peki Ağustos ayına kadar süreç nasıl işleyecek? Önümüzdeki süreçte tahıl koridoru anlaşmasını ne gibi gelişmeler bekliyor? Sizden bunu rica edeceğim. Arkadaşlar, biliyorsunuz İstanbul'da tahıl koridoruyla ilgili çalışmaları yürüten bir heyet var. Bunlar şu an itibariyle Milli Savunma Üniversitemizde bu çalışmayı birlikte yürütüyorlar. Fakat biz bugün gerek Dışişleri Bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak ve bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki bu arada bizler Ağustos'u beklemeden Sayın Putin'le de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız. A Haber'den Mehmet Karataş. Sayın Cumhurbaşkanım, Suriye uzun yıllar sonra yeniden Arap Birliği'ne geri döndü ve bir taraftan da son olarak Irak ve Suriye arasında da üst düzey ilişkiler sağlandı, temaslar gerçekleşti. Şimdi merak edilen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dörtlü zirveleri tekrar devam edecek mi? Ve bir taraftan da Suriye ile normalleşme sürecine dair beklentiniz nedir? Takvim nasıl işleyecek? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Bu dörtlü zirvelerle ilgili de
biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabii Suriye'de Esad maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Tabii böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yani sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Devamlı oradan tehdit altında olan bir Türkiye var. Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız.